Merhabalar. Ebeveynus'un bir canlı yayınından daha size merhaba demek gerçekten benim için büyük mutluluk. Bugün yine eğitim ve öğrenci koçu Elgiz Henden'le birlikte olacağız. Postumuzun konu başlığı çocuklar için meraklı sorular. Akla ilk gelen sanki bu sorular çocuklara yönelik gibi ama öyle değil. Biz bugün Elgiz Hanım'la çocuklarımızla sohbet edebilmek için hangi soruları kullanabiliriz? Onların duygularını, düşüncelerini bize açmaları için nasıl yollar, yöntemler izleyebiliriz? Bunları konuşacağız. Elgiz Henden uzunca yıllardan bu yana öğrenci koçluğu yapan, aslında kariyerine öğretmen olarak başlamış olan bir isim. Kendisiyle tanışıklığımda benim yine gazeteciliğime dayanır. Anne Çocuk Köşesi hazırladığım yıllarda öğrenci koçluğu böyle daha yeni ortaya çıkmışken Elgiz Hanım'la buluşup çok güzel sohbetler etmiştik. Ne yalan söyleyeyim o yıllarda koçluk müessesesine, öğrenci koçluğuna daha farklı yaklaşıyordum. Çünkü belli ki konu hakkında çok fazla bir bilgim yokmuş ama Elgiz Hanım'la yaptığım görüşmeler, daha sonra bu konunun uzmanlarıyla pek çok toplantı. Elgiz Hanım'ı ben şimdi canlı yayına davet ettim. Onunla birlikte bugün merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizde ne var ne yok? Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Aslına bakarsanız geçen ilk canlı yayınımızdan bu yana değişen çok fazla bir şey olmadı hayatımızda ama sanıyorum ki biraz daha uyum sağladık. Evde kalmaya, süreçleri planlamaya, işte annelik. Yayına hazırlanmadan önce sizinle konuşmuştuk. Biraz ortalığı derleme, toparlama. Öte yandan iş anlamıyla yapılması gerekenler, uzaktan eğitim nedeniyle zaman zaman çocukların derslerine destek olmakla ilgili işler. Dolayısıyla kimliklerimiz epey arttı bu süreçte. Ama biz sizinle bugün çocuklarımızla nasıl sohbet ederiz? Normalde çok uzun saatler bir arada yan yana olamıyorduk ama koronavirüsün böyle bir faydası oldu. Biz artık çok daha yakınız, fiziksel olarak çok daha yan yanayız. Öte yandan biliyoruz ki fiziksel yakınlık her zaman duygusal yakınlık demek değil. O duygusal yakınlığı kurmanın yolu da güzel sohbetler etmekten geçiyor. Biz böyle bugün sizden çocukların cephesinden biraz tiyolar alarak onlarla ilişkimizi kuvvetlendirmenin yollarını öğrenmek istiyoruz. Size içeriden bilgi rica ediyoruz sizden. Evet, aslında ben bugün çocuklardan öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım. Hani bir tarafta öğretmenlikten gelen tecrübem ama bir taraftan da hani çok uzun zamandır hem öğretmenlik hem koçlukla birebir gençlerle bir araya gelince onların konuşma dili var. Onların böyle bir meraklı soruları var. Ben o soruları sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. Dinleyicilerle birlikte konuşurken. Evet. Belki o sorular üzerinden çocuklarla beraber, gençlerle beraber hazır evdeyken koronanın bize verdiği en önemli şey bağlarımızı güçlendirmek oldu diye düşünüyorum. O bağlarımızı da güçlü yapabilmek için birlikte paylaşımlarımızı artırmamız gerekiyor. O paylaşımlar için işte böyle bize kapı aralayacak, ister eğitim öğretimle ilgili, ister ilişkilerimizi geliştirebilecek olan, deneyim paylaşımı olan soruları nasıl sorar, onları nasıl paylaşırız, o sohbetleri nasıl sürdürürüz, mesela devam eden sorular nasıl sorarız, onlar üstünden biraz paylaşımda çocukların dilini sizlerle paylaşmak için birazcık bugün beraber sohbet edeceğiz diye düşünüyorum. Benim kağıdım, kalemim hazır. Notlar alacağım, bilgisayarım da burada. O soruları hemen böyle hızlıca not etmeye başlayacağım. Eminim bizi izleyenler için de çok ufuk açıcı olacaktır. Evet, öğrencilerden öğrendiklerinizi lütfen paylaşın bizimle. Belki soruların hepsini burada konuşamayız ama eğer isteyenler olursa ben soruları mailde atabilirim onlara. Bana hem WhatsApp üzerinden hem Instagram üzerinden ya da e-mail olarak ben e-mailimi paylaşayım. elgiz@izkoçluk.com ya da Ebeveynus üzerinden de isteyebilirler. Öyle olduğunda ben direkt şeyi paylaşabilirim onlarla. Bence hiçbir sakınca yok. Hem çocukların okul için sorabileceği, hem gençlerle sohbeti açabilmek için anne babaların sorabileceği, bir de gençlerin sormak istediği sorular var mesela. Onlar üzerinden belki birazcık daha sohbeti açabiliriz. Mesela ben hemen gençlerin sormak istediği, anne babalarına sormak istediği ilk soruyla başlayayım mesela. İlk demeyelim de bir sıralaması yok, sorulardan biriyle. Diyorlar ki mesela benim yaşımdayken yaptığın en kötü şey neydi? Çünkü sizin deneyimlerinizden de öğrenmek istiyor. Biz çocuklara direkt bir şeyi öğretmeye çalışıyoruz ama artık hayatta hiçbir şeyi direkt yapmak gerekmiyor. Eğer o size gerçekten sorarsa bunu, o zaman direkt yapabilirsiniz. Ama sormadı. Siz onunla mesela, ben senin yaşındayken yaptığım en kötü şey buydu. Ya da mesela benim doğumum gerçekten sürpriz miydi? Özellikle küçük çocuklar kendi doğum anlarını ya da doğduktan sonra ona nasıl davrandığınızı çok duymak istiyorlar. Benim 2 tane yeğenim var. Özellikle bir tanesi annemi arada bir oturtup şey yapardı. İşte babaanne bana anlatır mısın ben doğduğumda ne yaptınız? İşte annem en küçük ayrıntısına kadar onu anlatır ve o paylaşımı, o duydukça onun yüzündeki o böyle ağzının arkaya doğru açılışını, dudakların genişlemesini, tebessümünü görürdük. Aynı şey. O yüzden hani gerçekten bir sürpriz miydi? Anlatabilirsiniz mesela ona. Mesela çocukların anne babalarına en çok sordukları şey gerçekten hani dürüst olursan benim için neyin en iyi olduğuna nasıl karar veriyorsun? Çünkü anne babalar, biz diyoruz ki senin için bu iyidir ve bunu yapmalısın. Bu kararı nasıl veriyorsun? Çocuklar mesela bunu çok merak ediyorlar. O zaman kendi deneyimlerinizi paylaşmanız yine onlar için iyi olabilir ama burada özellikle onların bu konuya biraz yaklaşmasını beklemek lazım. Mesela önemli merak ettiği şeylerden bir tanesi, çok dile getirmeseler de mesela senin zamanında ergenlik nasıldı? Evet. Ya geçen sefer de konuşmuştuk mesela. Şu anda biz dünya tarihine tanıklık ediyoruz bir şekilde ve o tanıklığımızda hani 3. bir salgını yaşıyor dünya. Bizim kuşağımız pek çok şeye tanıklık etti ama mesela çok inanılmaz anılar biriktiriyorlar bence gelecekte. Hem kendi çocuklarına, gelecek nesillere aktarabilmek için. Bunu böyle daha sıkı hale getirmek için bizim onlarla birlikte olan o paylaşımımızı artırmamız gerekiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Özellikle ergenler için söylüyorum, gençler için. Onlar odalarındayken, biz onlarla iletişimi kurarken ya da evde olduğumuzda bu süreyi abartmamak lazım. Yani küçük dozlarla öğrenmek her zaman işe yarıyor. Yani tam bir paylaşım değil. Hadi oturup 1 saat sohbet etmek değil. Sohbet götürüyorsa evet devam edin. Ama gitmiyorsa kısa kısa. Yani tadı damağınızda kalsın o sohbetlerle ilgili. Yine mesela çocukların çok merak ettiği şeylerden bir tanesi, anne babalarına sormak isteyip bana da koçluk sırasında sordukları sorulardan bir tanesi. Mesela hayatın bugüne kadar sana verdiği en büyük ders neydi? Senin yaptığın en büyük hata neydi? Bunun gibi sorular sormak istiyorlar. Ya da mesela şöyle de sorabiliyorlar. Sizin zamanınızda kızlar ve erkekler böyle mi davranırdı? Özellikle ergenlerin sorduğu sorulardan bir tanesi. Mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi, İlk işte kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın olduğunda kaç yaşındaydın? Mesela bu tür sorular bir şey yapabilmek için sizden güç almaları neden oluyor. Bu kişisel paylaşımlarını artırmak için. Mesela şunu da soruyorlar. En çok sorduğu sorulardan bir tanesi, insanlar arasındaki yaş farkı ne zaman kalkar? Çünkü bazen kendilerinden daha... Kendilerini bir yere koymaya çalışıyorlar, değil mi? Evet. Şimdi bazen hayatla ilgili sorarlar bunları ama bazen bizim şu anda özellikle çocukların evde olduğu dönemde bizim yaptığımız şey hep öğrenmede bir şeyden geride kalacaklarmış gibi davranıyoruz ama bu açık her zaman için kapatılabilir. Hani bir açık olduğunu düşünmemek lazım ama öğrenmeyle de ilgili buna benzer, bunlar çocukların sorduğu sorular. Ama biz de çocuklarda mesela merak uyandırabiliriz. Ben şu anda mesela bizi dinleyenlere de sormak isterim. Onların merak ettiği şeyler nelerdir? Mesela neleri merak ediyorlar? Belki hani yazarak cevap vermek isteyebilirler. Ya da ben size sorayım. Merak ettiğiniz ne var? Neyi öğrenmek istersiniz mesela şu anda? Çocuğunla ilgili mi? Hayır. Yoksa... Genel anlamda her şeyle ilgili. İlla çocuk olması gerekmiyor. Neyi merak ediyorsunuz? Çok doğal olarak şu günlerde şu belirsizlik sürecinin ne zaman sona ereceğini bilmek isterim. Sonra hobilerime yeni bir şeyler eklemek istiyorum. Bunun için ne zaman fırsatım olur? Biraz onu bilmek istiyorum. Bu da onunla ilgili. Çocuğumla, yani sadece çocuk değil ama insanlarla iletişim kurarken daha empatik olmanın yollarını mesela merak ederim. Bunlar aklına hep gelenler şeyleri, bunlar. Bunlar hep bir şeyleri yapmakla ilgili. Ha. Mesela sincaplar neden yiyeceklerini toprağa gömerler? Hiç merak ettiniz mi? Ha, bilgi, evet evet anladım. Ben soruyu yanlış anlamışım. Şeyi anladım. Hani bilgi düzeyinde evet. Hı -hı. Hmm. Mesela öğrenme yani... merakını arttırmak için ya da şey düşünebiliriz. Mesela okulla ilgili diye hani soru çocukları meraklı soru onların merakını nasıl destekleriz diye. Hı. Mesela yer çekimi nedeniyle bir şey yere attığımızda hızlıca düşüyor değil mi? Hatta hızlanarak düşüyor bayağı. Peki yağmur damlaları niye bize zarar vermiyor düşerken? Evet. Ya da mesela bunların üzerine konuşmuştuk çocuklarla. Var bir açıklaması. Hepsinin açıklaması var. Yok değil. Mesela ben kopya çektim. Onlar da mesela su 100 derecede kaynar diyoruz. İşte peki hakikaten her yerde, dünyanın her yerinde 100 derecede mi kaynar? 100 derecede kaynar. Kaynamıyor. Basınç vesaire var çünkü. Evet, evet mesela evde yaptığımızda başka bir sıcaklıkta kaynıyor. Yukarı dağın tepesine çıktı. Peki neden? Şimdi bu bizim eleştirel, merakımızı geliştirecek olan sorular. Hem kişisel anlamda bir merakımız olmalı, hem de öğrenme üzerinde bir merakımız olmalı. Biz yetişkinlere bile sorduğumuzda gerçekten neyi öğrenmek istersin diye, neyi merak ediyorsun diye, orada onlar bile duraksadıklarında çocukların doğasında, insanın doğasında var merak etmek. Biz doğar doğmaz her şeyi öğrenmek için çaba sarf ediyoruz. Evet. Ama neyi merak ediyorsun diye sorduğumuzda gerçekten aa evet ben neyi merak ediyorum. Merak ediyorum. Evet. Belki şu anda müthiş bir fırsat çünkü merak etmek için bile zamanımız var şu anda. O zaman da peki hadi ben merak ettim ve bu süre içerisinde neler öğrendim? Mesela çocuklarla böyle bir merak kutusu oluşturabilirsiniz ve içinden her gün bir tanesini çekip hep birlikte öğrenip öğrendiklerinizi paylaşabilirsiniz. Hayır. Tabii konu seçilebilir mesela konu üzerinden. Konunun üstünden gidebilirsiniz. Bu kişisel olabilir, dersle ilgili olabilir, hayatla ilgili olabilir. Mesela ben çok merak ediyorum niye koronavirüsün şekli yuvarlak? Niye kare değil? Acaba hakikaten o şeyin mikroskopun altında görüntüsü evet taçları olduğunu söylüyorlar. Ama niye yuvarlak? Bilmiyorum hani bu merak araştırmayı da getiriyor. Araştırdıkça daha fazla öğrenmek istiyorsunuz ama bu merağı destekleyecek malzemenin, materyalin de olması lazım etrafımızda. Bunun için de çocuklarda bir soru sorma becerisini geliştirmek istiyoruz ama soru sorma becerisini geliştirirken mesela anne babalar ya da öğretmenler bir soru sorar. Aa cevabı aldık. Sonrasında devam eden, takip eden bir soru sormuyoruz. O merakını daha çok destekleyecek bir soru sormuyoruz. Ama onda o şüpheciliği, kuşku duymayı, eleştirel düşünceyi geliştirecek devam eden soruları sorduğumuz zaman aa evet bu konunun üstünde başka bir yerde de durabilirim ya da bu konuyla burada da ilişki kurabilirim. Mesela anne çocuk ilişkisinde öğrendiğimi arkadaşlarımla olan yere taşıyabilirim. Ya da evde tek başına geçirdiğim zamanda yaptıklarımdan çok güzel şeyler çıkartabilirim ama hep üretmek üzerine değil. Biraz hani dönüp ben kendimle ilgili ne merak ediyorum. Bundan sonrasında neyi yapmak istiyorum? O bile bir merak. Çocuklara sorduğunuzda ne gibi alternatifler var diye soruyorlar hemen. Seçenek... Evet çünkü onlar şıklı. Evet seçenek istiyorlar şöyle, ama. Evet. Seçenekler üzerinden. Ya... Buyurun. Haklısınız eğitim sistemiyle çok alakalı bir şey. Ben mesela kendimden şöyle bir örnek vereyim. Oğlum herhalde ilkokul 1'e ya da 1'e gidiyordu herhalde. 1'e ya da 2'ye gidiyordu. Gene böyle bir pazar günü okul öncesi hazırlık var. Banyo yapacaklar. Banyo yapmadan önce ilkokuldan daha da küçük olabilir. Banyoda böyle habire etrafa su atıyor eliyle. Etrafa su atıyor. Diyorum ki ya Kerem yapma etrafı sanıyor. Bak işte kardeşin de banyo yaptıracağım falan. Bir sinirlendim. Ama tamam dedi. Sonra tekrar yapmaya başladı. Ve ben dedim ki ya niye sinirleniyorsun kendime diyorum. O bir çocuk. Banyo yaparken bunu yapması çok doğal. Oyun oynuyor. Etrafın ıslanıp ıslanmaması onun sorunu değil. Okey sakiniz tamam o yaptı. Ben onu çıkardım. Havlusuna sardım ve koşturarak banyodan fırladı içeriye babasına gidip şunu söyledi. Baba biliyor musun dalgaların kıyıya vurma açısı rüzgarın açısına bağlı. Ben orada eliyle böyle suyu ittiriyor derken o farklı açılarla elini ayarlayıp hani elimi böyle yaparsam nasıl çarpıyor dönüyor, böyle yaparsam nasıl çarpıyor dönüyor'nun peşindeymiş. Ben ama baktığımda etraf ıslanıyor diye görüyorum. Ama o koşturarak işte dalgaların kıyıya vurma açısı rüzgarın açısına bağlı gibi bir sonuç çıkararak koşturarak gitti içeriye ve ben gerçekten hani alım al morum mor olduğum anlardan birisidir o. O yüzden paylaşmak istedim sizinle de. Teşekkür ederim. Burada iki tane şey var mesela. Biz birincisi çocuklardan bir yetişkin gibi davranmasını bekliyoruz. Oysa biz ortalama hani insan ömrü şu anda bunu söylerken biraz hani korkuyorum yaşadıklarımız nedeniyle ama ortalamada insan ömrü 75 ile 80 yaş arasında. Hı. Şimdi biz ne zaman çocuk olmayı bırakıyoruz? 14 yaşında ergenliğe girdikten sonra çocuk olmayı bırakıyoruz ama teknik olarak bıraktığımız zaman da 18 yaşından sonra çocuk olmayı bırakıyoruz. Hayatımızın çok çok büyük bir bölümü 4'te 3'ü yetişkin olarak geçiyor. O zaman yetişkin davranışını biliyoruz. O zaman niye bir an önce çocukluktan çıkmak isteyelim? Bırakalım o doğasının gereğini yerine getirsin ama biz istiyoruz ki mesela o odayı işte orayı kirlettiği zaman size bir iş yapacak. Siz o işi yapmak için zaman harcayacaksınız. O da yapmak istediğiniz şey değil. Burada ikincisi de şöyle bir şey. Çocuklar kendi meraklarını beslemek istiyorlar. Ama bunun için uygun ortamı bulamadığında soru sormaktan vazgeçiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma var. 3 yaşındaki bir çocuk ortalamada 390 soru soruyor bir günde. Bu soru sorma şeyi, merakı, ilgisi yaş ilerledikçe ne oluyor? Azalıyor. Özellikle mesela bizim okul çağındaki çocuklarımıza baktığımızda sordukları soru sayısının azaldığını görüyoruz. Çünkü okulda da mesela sınıfta parmak kaldırıp cevap veremediğinde ya da öğretmen bir soru sorduğunda cevap veremediğinde ya da sorduğu soru nedeniyle yargılandığında çocuklar soru sormaktan vazgeçiyorlar. Evet. Hani ortalamada bir yetişkinin baktığımızda soru sorun kaç tane soru soruyor? Biz ortalama maksimum 6 soru soruyoruz bir günde. Ki çok az. Yani sorularımıza cevap da bulamıyoruz. Keşfetmek için de çalışıyoruz ama merakı desteklemek için o merakın etrafında biraz dolaşmak gerekiyor. Biz bırakıyoruz ortada öyle kalsın diye ama onu beslemiyorsanız merak büyümüyor. Ve ona soru soracak, devam edecek. Bir tane değil birden fazla soruyla onu besleyecek bir ortam oluşturmamız gerekiyor onlar için. O yüzden bize düşen görevler var orada. Evet, neler onlar biraz üzerinden geçelim mi? Yani bir kere öncelikle bizim de meraklı olmamız gerekiyor. Yani biz gündelik hayatın koşuşturması içerisinde işte her gün aynı şeyi yapıyorsanız yaşamıyoruz. Yani gerçekten yaşamıyoruz. Şu anda pek çok kişi aynı şeyi söylüyor ama zannetmiyorum ben her gün aynı şeyi yaptıklarını evde. Evet, rutinde belirli bir zamanda her gün aynı şeyleri yapıyor olabiliriz ama biz de meraklı olmalıyız. Mesela kendimize soracağımız ilk soru. Acaba ben neyi öğrenmek isterim? Öğrenmek istediğim şeyle ne yapmak isterim? Ya da benim yapmak istediğim şeylere hangi beceriler hizmet eder? Mesela gerçekten merak duygusunu besleyecek sorular sormak lazım çocuklara. Evet. Onların da bize sorduğu gibi sorular olmalı. Mesela şöyle bir şey soracak olsak evdekilere şöyle dönüp hemen en sevdiğin koku hangisidir desek. Mesela koku üzerinden gidersek. Mesela benim en sevdiğim koku vanilya. Ben çünkü çocukluğumdan hatırlıyorum. Annem vanilyalı kurabiye yapardı. Evin içerisinde mis gibi vanilya kokardı. Ben bayılırım. Hala o kokuya bayılırım. Şimdi bu bir anı canlandırıyor. Ya da mesela denizlerin rengi mavi. Sen mavi nasıl oluşan bir renktir? Ya da renkler nasıl oluşur? Benim çok merak ettiğim bir soru var. Hala bu yaşta merak ediyorum. Mesela renkler ışığın dalga boyudur diyoruz. Uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda dalga boyu yok, kırılma yok, hava yok. Nasıl olur da dünyanın resimleri renkli olur? Evet. Acaba sonradan mı renklendiriliyor? Sonradan renklendiriliyorsa niye bazı yerleri yeşil, bazı yerleri kahverengi yapıyorlar? Mesela bu kandırıyorlar bizi gibi. Ya da şöyle düşünün. Mesela bir sürü renk var. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Niye kahverengi? Mesela kahvenin rengi ne renk eğer öyleyse? Evet. Bu sorular bizi destekleyecek olan. Mesela yine çocuklarla bence çok eğlenceli vakit geçirmek için gerçekten siz ne merak ediyorsunuz? Onlara sormak lazım. Mesela şunu da düşünebiliriz. Onların becerilerini kazanmak için ya da onların nereye odaklandıklarını görmek için. Varsayalım işte bu şeyde korona günlerinde evdeyiz ve evde her kaldığın gün için sana işte 1000 TL bir bütçe veriyorum. İşte 30 gün sonra evden çıkacağız. Ne yapacaksın? 30.000 lirayı nereye harcarsın? Hemen çocukların odağının, zihninin nerede olduğunu görmek için bunu yapabiliriz. Mesela geçenlerde ben aklımızdakiler diye bir şey paylaşmıştım. 29 harfi, 28 harfi yazıp. Mesela 30.000 TL'yi nereye harcarım? Her harfle başlayan bir kelime yazabilirim. Buradan çocukların odağının nerede olduğunu bulabilirim. Bu çok güzel oldu bu, evet. Bunu şeyde Instagram'da paylaşmıştım ben aklımızdakilerde ama çok basit. Yukarıdan aşağı 28 tane harfi yazıyoruz. Sonra 30.000 liram var, ne için harcarım? Çok şey. Ya da bunu zamana da bölebilirsiniz. Burada ben para dedim. 24 saatin var. Nereye harcarsın? Nerede kullanırsın? Aslında harcamak da biraz şey bir kelime, negatif. Bunu nerede kullanırsın? Nerede kullanırsın? Bu çok şey. Mesela yine çocuklara sorabileceğimiz sorulardan. Mesela nasıl yapılacağını öğrenmek istediğim bir şey söyler misin? Nasıl yapılır diye bir National Geographic'in bir sayfası vardı 2 dakikada. Evet. Oradan da çıkabilir ama bunları bizim de merak etmemiz gerekiyor. Biz etmiyorsak onlar da etmiyorlar. Yani evet, çocuğum sen merak et demekle olmuyor. Evet. Mesela şu günlerde belki çocukların sorduğumuzda çok ilginç cevaplar alabileceğimiz bir soru şu olabilir. Mesela annenle baban da bir özelliği değiştirecek olsaydın bu ne olurdu? Ben mesela hemen yine kendimden bir örnek vereyim. Bizim böyle bir ara oynadığımız, çocuklar yeni deyimler öğrendiğinde onu değiştirip kendimizle ilgili özelliklerle örnekler veriyorduk. Elvan gülü seven dikenine katlanırı yeni öğrenmişti ve bu ne demek dedi. Biz de onu anlattık. Hani bazen iyi bir şeyi severiz, onun yanında minik bir şey olur, biz ona katlanırız ve birbirimizin özellikleriyle ilgili, hadi işte Hakan'ı seven neyine katlanır, Kerem'i seven neyine katlanır filan. Mesela Kerem benim için şunu söylemişti: Halime'yi seven nutuklarına katlanır. Çok tatlı. Bu arada Kerem'in saçları çok güzel olmuş. Lütfen söyleyin, çok beğendim. Evet, saçları çok uzadığı için böyle evde bir saç tıraşı makinesiyle önce babası, ardından ya ben de mi denesem, denemesem mi filan deyip benim naçizane çok takdir ettiğim bir şekilde bayağı bildiğiniz hani 0 mı diyeyim 3 numara mı diyeyim çok şey bir şey oldu, güzel bir deneyim oldu. O da şey, mutlu, arada bir şaşırıyor kendine ama gerçekten mutlu. Söyleyeceğim sizin de ona beğendiğiniz. Fırsat bence çok şey olmuş. Evet. Güzel olmuş. Baba oğul çok hoş olmuşlar, öyle söyleyeyim. Evet. Sevgilerimi iletin lütfen Kerem. Muhakkak. Orada soru sormakla ilgili şeyi söyleyeyim. Mesela biz koçların en çok yaptığı şey çocuklara soru sormak ama bu soruları sorarken onları boğacak şekilde yapmıyoruz tabii ki bunu. Evet. Soru sormakta şöyle bir şeyimiz var. Bir, merak uyandıracak soru. Siz de merak edeceksiniz. O var. İkincisi, sorularımızın cevapları. İşte ne yemek yedin mi? Evet. Odanı topladın mı? Hayır. İşte bugün ne yapacaksın? Hiçbir şey. Yani böyle cevabı tek kelime olacak sorular değil de biraz daha kendisiyle ilgili bilgi alabileceğimiz ya da o bilgi sizin bu soruyu nasıl sorduğunuza da çok bağlı. Ses tonunuza da çok bağlı. Bu şekilde açık uçlu sorular dediğimiz sizi onu daha çok düşünmeye davet edecek. Hakikaten ben ne öğrenmek istiyorum? Hakikaten ben bugün sıra dışı bir şey yapacak olsaydım ne yapardım? Ya da hakikaten annemde bir şey değiştirecek olsaydım neyi değiştirirdim? İşte Halime'yi seven nutuklarına katlanır yerine neyi değiştirmek isterdim mesela orada? Nutuğu mu, Halime'yi sevmeyi mi? Düşünmek, yani daha çok düşünmek, takip etmek. Evet. Yine onun dışında mesela soruları sorduk. Düşündüren sorular, açık uçlu ve hani daha davetkar sorular. Sonra da sorduğumuz sorunun peşini bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Bunu takip eden sorular diyoruz. Sen daha önce böyle bir şey söylemiştin. Şimdi bunu nasıl yaparız? Buradan öğrendiğini öbür tarafa aktarırsan bu nasıl olur diye ona da sorabiliriz. Tek tek, yani aslında biz şey düşünüyoruz. Çocukları bir bilgi kaynağı gibi düşünmüyoruz. Onları bir, aslında onlar hakikaten doğaları gereği meraklılar. Mesela ben şu anda düşünüyorum. Bazı çocukları mutlu eden şey niye bazı çocukları mutlu etmez? Niye mesela bazı anne babaları... Çünkü bazıları evet. Yine mesela bizim koçlukta yaptığımız şeylerden bir tanesi çocukların bu dünyada yapmak istedikleri şeyi bulmak için sorduğumuz. Yani günün birinde Time dergisine kapak olsaydın ne yaparak kapak olmuş olmak isterdin? Hı-hı. Şimdi çok hani uç bir nokta. Hı-hı. Neyi değiştirmek isterdin? Gerçekten onları hani bir yolda tutmak istiyorsak biz de aynı yolda onlarla birlikte evet. olmalıyız. Yoksa bu hayat ne tek başına geçiyor ne de yol tek başına yürüyor. Birlikte yürüyerek oluşturacağımız bir şey ama bu merakı beslemek için söylediğim gibi biz de meraklı olacağız. Hı-hı. Biz meraklı değilsek onlar meraklı olmazlar. Peki mesela ben şimdi bizi dinleyenlere sormak isterim ya da sizin bana Hı-hı. sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey var mı? Bize sormak isteyenler varsa. Arada bir Suzi şöyle bir şey yazmış. Suzi Amado. Onunla da çeşitli yayınlar yapmıştım. Suzi Amado klinik psikolog ve yaratıcı sanatlar terapisti ve bu çok alanlarla güzel. Benim çok eskiden bir arkadaşım. Teşekkürler Suzi'ye de yorumu için. Hocam bir de şu var, bana bir hayalini anlatmak ister misin? Yanıt hayır. Şimdi böyle sorular da peki, mesela hayır. Ne? Burada şuna bak. Bana bir hayalini anlatmak ister misin de hayır cevabını alabiliriz ama onun yerine bir şeyi hayal edecek olsaydık birlikte senin için nasıl hayal ederdik? Nasıl sorusu bize hep biraz daha konuşmaya iten. Çünkü benim nasılımla evet. onun nasılı farklı. Çünkü ben onun evet. için bir hayal kurarsam başka bir şey kurarım. O kendisi için başka bir hayal kurabilir. Mesela anne babalarla çocuklar arasındaki en önemli şeylerden bir tanesi de o. Anne babanın bir hayali var, çocuğun bir hayali var. Herkes kendi hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ama anne babalar bir kere çocukları bırakmalılar. Siz geçen sefer de söylemiştiniz, ben şimdi de söyleyeceğim. Ben biraz çocukların tarafında olan biriyim evet. bu konuda. Hiç ne olursa olsun anne babaların tarafında olmuyorum. Bunu birlikte çalıştığım anne babalar da çok iyi biliyorlar. Çünkü kuralları bozanlar çocuklar değil, sınırları aşanlar çocuklar değil. Bunu her zaman... Her zaman demeyelim, biraz haksızlık da etmeyelim anne babalara. Evet zaman, lütfen. Çoğu zaman anne babalar bunu yapıyorlar. O yüzden hani birlikte yapacağımız bir şey. İşbirliği bizim için en önemli şey. Çocuklarda işbirliğini yaptığımızda birlikte yaratacağınız şeylerin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ancak o işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan şeyler bunlar. O işbirliğimiz var mı? Evet gençlere bu soruları sorduğumuzda hep PC oyunuyla alakalı yanıtlar alıyoruz. Mesela ben yine burada kendimde bulduğum bir şey, benim oyunlara ilgim eksi 1500 ama çocuklarla ortak bir takım şeyleri konuşmak için bazı oyunları öğrenmeye gayret ediyorum. Sonra içlerinden mesela sevdiğim oyunlar da çıkmaya başladı. O zaman onları birlikte oynuyoruz. Oradan bir şeyler çıkabiliyor. Onların ilgi alanlarına özen göstermek de sanıyorum bir anahtar değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela biz oyunları nasıl kullanıyoruz koçluk sürecinde? Şöyle yapıyoruz onların merakı için. Önce oyunlarda hep bir hedef var. Hep bir üst seviye var. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey o. Takip eden sorular sormak. Hep bir adım üstü, bir adım üstü gibi. Hedefe ulaştıklarında tatminkar oluyorlar ve dopamin salgılanıyor, endorfin salgılanıyor. Bunu doktorlar daha iyi biliyorlar. O mutluluk, başardım duygusunu yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla biz orada mesela bilgisayar oyunlarını nasıl kullanıyoruz? İlk yaptığım şeylerden biridir mesela. Bilgisayar oyunlarında hangi oyunları oynadığını öğreniyorum bir. O oyunlar hakkında onlarla biraz sohbet ediyorum. Tabii sizin de biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor onlarla. Sonra bu oyunları nasıl seçtiğini soruyorum. Oyun arkadaşlarını nasıl seçtiğini soruyorum. Sonra oyundaki karakterini soruyorum. O karakterinde hangi kıyafetleri giyiyor, hangi silah, eğer silahla oynuyorsa, hangi silahları kullanıyor, hangi renkleri kullanıyor, neden öyle bir bedeni seçmiş, neden? Bunların hepsini sorguluyoruz. Sonra oradan öğrendiklerimizi gündelik hayatına aktarıyoruz. Ama bu bilgi için gençlere ihtiyacımız var. Oyunlar hakkında birazcık bilgilenmeye ihtiyacımız var. Az önce oyunla ilgili o yorumu yapan Betül Hanım şöyle bir örnek vermiş. Örneğin ne konuda daha iyi olmak isterdin dersek eminim oyunda daha iyi olmak isterim der benim çocuğum demiş. Şimdi yeni nesildeki çocuklarda şöyle bir şey var. Pek çok oyun oynamak istiyorlar. Ancak mesela onlara oyun tasarımcısı olmak ister misin dediğinde hayır. Ya da oyun tasarımcısı olmak için ya da oyun yazılımcısı olmak için neler yapmalısın? Çünkü oyunu tasarlamak için de bir sürü ekibe ihtiyaçları var. Tek bir kişiden söz etmiyoruz orada. O zaman hadi bunu yap. Bunu yapmak için neye ihtiyacın var? Şöyle diyebilirler. Paraya ihtiyacın var. Hayır, parası olan herkes bunu yapar. Peki senin kısıtlı kaynaklar yaratıcılığı destekler, bunu hiç unutmayalım. Ne kadar kısıtlı zaman, ne kadar kısıtlı kaynak, o kadar yaratıcı oluyorsunuz. Mesela bunun için Apollo 13 filminde bir sahne vardı. Hiç unutmuyorum ben eğitimlerimde ve çocuklara da bunu gösteriyorum birebir koçluk çalışmalarında. Apollo 13'te hava biter. İnsanların havası filtreleyecek olan cihaz bozulur. Oksijenleri bitmek üzeredir. Ve o hep filmlerde duyduğumuz Houston'a söylerler, bizim böyle böyle bozuldu. Neyiniz var diye sorar Houston onlara. Onlar da ellerindeki tüm kaynakları söylerler ve Houston bir ekibi bir odaya kapatır, tıpkı uzay mekiğinde gibi. Onların elindekileri, kaynakların aynılarını onlara verir. Tuvalet kağıdı ve rulosu da vardır bunun içerisinde ve o kaynaklarla onlara filtre yaparlar ve burada filtreyi dünyada yaparlar, sonra Apollo 13'tekilere tarif ederler. Böyle yapacaksınız diye onların hayatları kurtulur ve gerçek bir hikaye. Şimdi o yüzden ne kadar kısıtlı kaynak, o kadar yaratıcılık. O kadar çok yaratıcılık. Evet, evet, ben oyunda iyi olmak istiyorum diyorsa daha iyi para, daha iyi bilgisayar, daha çok zamanla herkes mükemmel olabilir. Peki, şöyle diyebilirsiniz ona. Oyun oynayan herkesten sen neyi farklı yapıyorsun ki oyun tasarımcısı ya da oyun yazılımcısı olacaksın ya da oyun oynamakta iyi olacaksın. Evet. O farkı bulursak, mesela eleştirel düşünceyi çok destekleyen bir şeydir. Farklılıkları ve benzerlikleri görmek. Evet. Zaten sanıyorum ki biraz ihtiyacımız olan da çocukları üretime daha fazla yönlendirmek için merak duygusunu tazelemek. Çünkü sadece oyun oynamak hep o az önce kullanmak ve harcamak arasındaki fark gibi. Sadece oynamak sizi hep tüketici kısımda bırakabiliyor. Tabii ki haz alıyorsunuz. Hani orada başka bir şey söz konusu ama çocukları desteklemek için hani bir adım atmalarını sağlamak için de sanıyorum merak duygusu orada yine desteklenmesi gereken bir nokta. Evet, kesinlikle. Hani merak yoksa bizim doğamızda olan bir şey. Hani biz doğamızda olana aykırı davrandığımız için bazı zorlukları yaşıyoruz. O yüzden biz de çocukların doğasını destekliyoruz ama yetişkin olarak da biz kendimize de dönüp soralım. Biz neyi merak ediyoruz? Ben neyi merak ediyorum? Ben neyi farklı yapıyorum? Ben neyi benzer yapıyorum? Mesela herkes evde. Herkesin mesela bugün haberlerde dinledim en çok ne satılmış diye. En çok satılan şeylerden bir tanesi maya. İnsanlar evde ekmek yaptıkları için. Daha önce herkes bunu yapıyor. Peki sen farklı ne yapıyorsun? Mesela benim için çok önemli bir şey oldu. Ben yemek yapmayı sevmeyen biriyim. Mutfakta vakit geçiriyorum. Dışarıdan da yemek söyleyemiyorum. Çok ilginçtir. Kendi yaptığım yemekleri yediğim için kilo vermiş durumdayım. Herkes kilo alırken. İşte bu bir merak. Bilmezdim mesela böyle bir sonuçla karşılaşacağımı. Benim için ilginç bir sonuç oldu diyebilirim. En ufak bir değişiklik bile, yani meraka bağlı geliştirdiğiniz davranış değişikliğinin bile farklı sonuçları olabiliyor. Şimdi biz bir de bugünlerde tam da böyle hayatımızda bir dünya şey ters yüz olmuşken çocuklarımızın uyumunu kolaylaştırmak için hangi sorulardan yararlanabiliriz? Yani şu aralar biz bir takım şeyler yaşıyoruz. Çocuklarımız bir takım şeyler yaşıyor ama onları, yaşadıklarını bize aktarmakla ilgili sizce bir sıkıntıları var mı? Çünkü siz koçluk görüşmelerine online olarak devam ediyorsunuz. Onlar bu süreci nasıl yaşıyorlar ve biz onlara hangi sorularla destek olabiliriz? Ya aslında bu dönemde hani biraz serbest de bırakmak lazım. İlla üretmek, yapmak, bir şeyler ortaya çıkartmak gibi değil de o yaşadıkları duygular üzerinden biraz gitmek lazım. İlla sonuçları elde etmek için çaba sarf etmek değil. Sonuç değil. İçinde bulunduğumuz durumdan keyif almak gibi, iyi taraflarına bakmak gibi. Evet, şu anda evde sıkılıyorlar, arkadaşlarıyla birlikte olmayı çok özlediler. Özellikle ergenler için bunu söylüyorum. Küçük çocuklarda biraz daha kolay olabilir. Ama onların o paylaşma ihtiyaçları çok yüksek. Mesela şu anda en çok kullandıkları herhalde uygulamalar House Party gibi, işte Snapchat gibi, Skype gibi, Zoom gibi uygulamalarda bir o aidiyet duygularını geliştirip paylaşımlarını da artırmak istiyorlar. Biraz belki çocuklara izin vermek lazım. kendilerini görmek için. Ama şu dönemde Harari'nin de biliyorsunuz çok ünlü bir yazar, söylediği çok güzel şeylerden bir tanesi var. Yeni yüzyılda çocuklar için en önemli soru ne olacak diye. Hangi becerileri kazanmalılar diye. Mesela en önemli sorunun ben kimim sorusuna verilen cevap olacak. Yani dolayısıyla çocukların kendilerini tanımaları için yapabileceğimiz her türlü etkinlik onlar için çok güçlü olacak. Özellikle ergenler için kendilerini oluşturma döneminde ben kimim sorusunu böyle dümdüz diye sormak değil de ben ne kimim, hangi özelliklerim var? Mesela tanımlarken çocuklar kendilerini şöyle tanımlayabiliyorlar. İşte 16 yaşındayım, lise 2'ye gidiyorum, sayısal bölümde okuyorum. Bunlar yaptıkları. Peki sen kimsin? Sen neleri yapmaktan hoşlanırsın? Mesela boş vakit tanımlaması var. Boş vakit diye bir vakit yok yani aslında bakarsanız. Zaman en önemli şeyimiz. Onun boş olması diye bir şey söz konusu olamaz. Ama boş diyelim, ne yapacaksınız? Yani zamanınızı neyle doldurduğunuz çok önemli. O yüzden ben kimim sorusuna cevap verebilmek için ne yaptığımıza, ne düşündüğümüze, ne hissettiğimize ve ne beklediğimize bakmamız gerekiyor. Bunlar bizim kendimizi tanımlamamız için kullandığımız şeyler. Sonrasında neye ihtiyacım olacak ve kim olmak istiyorum sorusuna geçersek, neye ihtiyacım olacak ve ihtiyaçlarımla şeyde miyim, temasta mıyım? Gerçekten bu ihtiyacım için de bunu yapıyorum. Uzmanlar der ki ben psikolog değilim ama hani okuduğumu paylaşabilirim size. Her ihtiyacın, her davranışın altında bir ihtiyaç yatar der. Çocuklar gerginse o sakinleşmeye ihtiyacı vardır. Öfkeliyse duygusuyla temas etmeye ihtiyacı olabilir. Bilemiyorum. Bunların kaynağı çocuklar. Bunu onlardan öğreneceğiz ama geleceğin en önemli sorusu ergenlerin de sorduğu ben kimim sorusu diyebilirim. Belki bizim de geçmişte pas geçtiğimiz ve cevaplayamadığımız bu ben kimim sorusuna cevap için güzel bir düşünme zamanımız. Üstelik çocuklarımızla birlikte yaptığımız zaman yalnız olmadığımızı da hissedeceğimiz bir süreç olabilir. Bir takım yorumlar gelmiş. Tam da siz ben kimim sorusu çok önemli dediğinizde bir Gökçen Hanım'dan Türkiye'de kendini tanıma yaşı 40'mış. Avrupa'da ortalama 13, İran'da 52 demiş ve yine ondan hepsi apartman çocuğu eskinin mahalle kültürünü, sokak kültürünü okul aldı. Şimdi biraz tabii artık okulda yok, dolayısıyla yerine bambaşka bir iletişim kültürü koymaya çalışıyorlar, etkileşim koymaya çalışıyorlar. Şimdi mesela mahalle çocukları yok dedik, farklı bir kültür içerisinde ama onları biz apartmanlara taşıdık. Onları biz residence'lara taşıdık ya da kapalı sitelerin içerisine taşıdık. Onlar orada yer almadılar. Bunu seçebilirdik. Mesela ben bir mahallede oturuyorum. Benim marketim benim bütün ihtiyaçlarımı eve getiriyor ama şimdi de değil. Önceden getiriyor ve asla hiçbir tek gün dahi para istediklerini görmedim. Bakın nasıl bir mahalle kültüründeyiz. Asla para istemezler. Ben diyorum ki arada bir hatırlatın. İşte bize borcunuz var, ödeyin. Nasıl söyleyelim biz size diyor. Siz hatırlarsanız ödersiniz. Ve bu sadece bana özgü de değil. Bütün bizim mahallemizde öyle söyleyeyim. 2 tane bakkalımız var. Bakkal yani. Ve onlarda asla hiç kimseden istediklerini de görmedim. Bu kültürü koruyabilmek de çok önemli. Ben mesela bu koronavirüs ilk çıktığında duyduğum komplo teorilerinden birisi olabilir bu belki ama yaşlı nüfusu hedef alıyor ve yaşlı nüfus şimdiki dijital yaşamın dışında bir dijital olmayan hayatı biliyor. Dolayısıyla geleneklerimiz, göreneklerimiz ve mahalle kültürümüzün belirli bir kültürün ortadan kalktığını görmeye başladık. Belki şimdi bu tekrar o kültürü canlandırır bizim için, bilmiyorum. Ben üniversitede okurken biz tepeden sepet sallardık markete, sepete doldurur ve bize öyle verirlerdi malzemelerimizi. Yine onlar da hiç para istemezlerdi. Çok ilginçtir. Belki bu bizim kurduğumuz ilişkiyle ilgilidir, onu bilmiyorum ama para her şey demek değil. Bu dönemde İçinde bulunduğumuz zaman belki bize bunu çok çok daha şey gösteriyor. Evet, hayatta kalmak için bir şeyleri yapmak durumundayız. Ama önce kendimize özen göstereceğiz ki diğerlerine de özen gösterebilelim. özen gösterelim. Evet, yine bu konuyla ilgili şöyle Betül Hanım bir noktaya temas etmenizi rica etmiş. Bu süreç içinde herkes bir şeyler üretmek zorundaymış gibi bir durum mu var? Sanki herkes bir şeyler üretmek için çabalıyor. Acaba buna nasıl bakıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Siz kısmen bir cevap verdiniz ama ayrıntılandırmak istersiniz. Tabii ki. Düşündüm. Şimdi benim çalışma şeklime bakarsak ben çok uzun zamandır serbest çalışıyorum. 10 yıldan fazladır. 2004'te başladım. 2020'deyiz. Değil mi? Hı. Evet. Aşağı yukarı 11-12 yıldır. Evet. 16 yıl. Zamanın nasıl geçtiğini düşündüm birdenbire. 12 yıldır hem serbest çalışıp kendi işimi yapıyorum. Burada zaman kullanımı bana ait olan bir şey. Özellikle bu virüs çıkıp evde kal çağrısından sonra ben 10 Mart'ta içeri girdim diyorum. Çok ilginç geliyor bana. Ve 10 Mart'tan bugüne kadar zamanın nasıl geçtiği konusunda hiçbir fikrim yok. O kadar hızlı geçmiş durumda zaman. Çünkü yapabileceklerimi sınırlayıp, sıralandırıp onları yaptığımda bir sabah bir akşam oluyor ve arada benim yaptıklarım oluyor. Hem online görüşmelere devam ediyorum ben çocuklarla. Şöyle ki daha önce mesela İstanbul'da zaman nedeniyle sınava giren çocuklarla çalıştığım zamanlarda zamanı efektif kullanmak için de online'a çevirmiştik biz görüşmelerimizi. Ben koçluk eğitimlerimi de yıllardır Zoom üzerinden veriyordum online olarak. Biz şu anda mesela eğitime ara vermiş durumdayız. Çünkü öğrenmek için beyinde, vücutta stres hormonunun olmaması lazım. Stres çünkü öğrenmeyi engelleyen bir şey. Öğrenmek için hazır bulunmak lazım. Şu anda hayatta kalmak, daha sağlıklı olmak, güvende olmak, en temel ihtiyacımız olan o güvenlik ihtiyacını karşılamadan üst düzeyde bilmek ve yapmakla ilgili bir şeyi karşılamak çok zor geliyor insanlara. Biz o yüzden ara verdik. O yüzden mesela ben online sadece sizinle yapıyoruz. Mesela Ebeveynus'ta yapıyoruz. O da hani ben çok severek yapıyorum. Sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Aynen. O kadar çok paylaşım var. Nasıl sosyal medyada var. Bir şey üretmek, bir şey yapmak zamanı değil şu anda bence. Şu anda bir dönüp bugüne kadar ben ne yaptım? Bunları ne için yaptım? Çünkü şu anda bir dönüşümün içerisindeyiz ve bundan sonra gerçekten ne yapmak istiyorum? Kim olmak istiyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Ve olacağım o kişiye hangi davranışlar, hangi düşünceler, hangi bilgiler hizmet eder? Ben öyle düşünmüyorum. O yüzden şu anda bir durmak zamanı olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak için de sevgili Kemal Sayar Hoca'nın çok güzel bir kitabı var, Yavaşla diye. Belki okumak ister bunu. Anne babalara önermek isterim. Çok hızlı kurumsal hayatta çalışan yetişkinlere önermek isterim. Kendilerini biraz daha sakinleştirecek. Bu dünyaya bir kere geleceğiz. Biraz yavaşlamak lazım. Evet. Zaten bir şekilde bu koronavirüsle hatırladığımız temel şeylerden birisi o oldu. Biraz bir yavaşlamak gerektiği. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi gerçekten öğrencilerin merak ettiği noktalarla, çocukların merak ettiği noktalarla temas ettirirken aslında bizde var olması gereken bir noktayı da hatırlattınız bize, merak etmeyi. Öncelikle neleri öğrenmek istediğimizi, neleri bilmek istediğimizin üzerinden geçtik. Aynı zamanda bizim deneyimlerimiz hakkında da çocukların bilgi sahibi olmak istemesi aramızda kuracağımız köprüler içinde sanıyorum bir temel olacak. Eklemek istedikleriniz var mı? Bir onları